Tamam, kayıt başladı. Al istersen. Tamam, alıyorum. Ben paylaşıyorum. Murat hocam size şeyi gönderdim mikrofonu. Tamam. Sadece sizde. Ses. Babaya da verdin mi? Verdim, verdim. O da kabul etti. Paylaşabilir şey. Murat paylaşabilirsin. Murat paylaşabilirsin. Tamam, bununla bağlanmıyoruz. Yes, tamam. Sesim geliyor mu abi? Geliyor. Tamam. Ama ekran paylaşımı yapmadın. Ekran paylaşımı yap istersen. Evet, ben de yapıyorum. Tamam mı? Geldi mi ekranımız? Evet. Sayın hocalarım, iyi akşamlar herkese. İkinci haftanın ilk oturumuna başlıyoruz. Önce birkaç nokta hatırlatmak istiyorum. Burada özellikle chat bölümünde isim yaz, eğer isminiz zaten gözüküyorsa, mesela şu anda benim ismim Murat Bilge diye gözüküyor. Benim bir daha o chat odasına girip adımı yazmama gerek yok. Ama bazı hocalarımız o isim değişikliğini yapamadığı için onlara söyledik, isimleriniz yazın diye. Yani zaten adınız orada gözüküyorsa, kendi adınız olarak gözüküyorsa tekrar bir kere daha yazmanıza gerek yok. Yani mesela şu anda görüyorum, Nilüfer Bircan hocam yazdı adını, çünkü evet doğrusunu yaptı. Çünkü tanımlamada farklı bir şey vardı, numaralı bir şey vardı. Ama şu anda mesela Bahtiyar Birinci hocam yazmış. Gerek yok onun yazmasına, çünkü zaten mesela İdris yazmış. İdris gerek yok, çünkü zaten sizin isimleriniz şeyde var. Yani chat odasını mümkün olduğu kadar doldurmayalım. Oraya girdiğimiz zaman demek ki bir şey aktarılmak isteniyordur. O yüzden isminizi yazmanıza gerek yok eğer kendi adınızla beraber giriş yapmışsanız. Bunu hatırlatmak istiyorum. Evet. Altıncı oturumumuzun konusu yine altyapıda çok önemli bir teknik. Özellikle koşu basamaklamasını Murat hocam bize hem sürat ve hem sprint başlıkları altında paylaşacak. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim hocam. Bütün hocalarıma ve bütün antrenör arkadaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Çok güzel bir uygulamayla birlikte ikinci haftanın ilk oturumuna başlıyoruz. İnşallah ilk haftanın oturumlarında olduğu gibi ikinci haftada benim oturumum başta olmak üzere tüm oturumlardan bütün antrenör arkadaşlarımız
maksimum seviyede faydalanın. Evet. Bugün benim size paylaşacağım konu altyapılarda sürat ve sürat çalışmaları. Öncelikle konumuzun ana hatlarına bir bakalım. Slaytlarda aktaracağımız konular sürat, sprint, handball'da sürat ve sprint, altyapı çalışmalarında sürat ve sprint, altyapı, sürat ve sprint çalışmaları için öneriler ile konumuzu bitiriyoruz. Daha sonra örnek çalışma görüntülerimize geçiyoruz. Konumuzun kavramsal kısmına baktığımızda sürat, sprint, handball'da sürat ve sprint ve altyapı çalışmalarında sürat ve sprint olarak devam ediyor. Evet. Murat Hocam, Murat Hocam çok özür diliyorum. Sesin az geldiği ile ilgili geri bildirimler var. Biraz yükseltebilir miyiz? Tabii ki hocam. Evet. Şimdi geliyor mu? Yani biraz daha... Sen mümkün olduğu kadar. Herhalde teknik bir hata oldu. Bilgisayara yaklaşıp daha anlatmaya çalışayım. Evet. Giriş olarak her spor dalında olduğu gibi handball'da da fiziksel özelliklerin antrenöre edilmesi, performansın geliştirilmesi temel prensiplere sahip ana konulardan bir tanesi olarak görülmektedir. Müller ve arkadaşlarına göre bir handball oyuncusu maç sırasında 190 kere ritim değişimi, 280 yön değişimi ve 40 sıçrama performansı ortaya koymaktadır. Bu da 509 hızlanma ve dakikada 9 kere patlayıcı harekete karşılık geliyor. Bu bulgularla handball, kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, koordinasyon hem aerobik hem anaerobik dayanıklılığı içeren ve çok yönlü sistematik antrenmanlar gerektiren bir spor dalı olarak görünmektedir. Evet, sürat ve sprint çalışmaları uzun yıllardan beri spor her branşta olduğu gibi handball branşında da antrenmanların içerisinde yer almaktadır. Buna göre sürat bir sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden başka bir yere hareket ettirebilme yeteneği ya da hareketlerin tümü mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulaması yeteneğidir. Süratin evrelerine baktığımızda birincisi reaksiyon sürati, tepki sürati, uyarımlara karşı ilk kassal tepki ile hareketin gerçekleştirilmesi arasındaki süredir. Reaksiyon süratinin oluşması şu şekilde gerçekleşir. Duyu organları ile uyaranların algılanması, uyarının merkezi sinir sistemine ulaşması ve emirin kaslara iletilmesi. Hareket aksiyon sürati, aksiyon sürati zaman birimi başına hareket etme sıklığını ifade eder. Handball'da herhangi bir hareketi toplu olarak en hızlı şekilde yapmak aksiyon süratini ifade etmektedir. İğmelenme, hızda yapılan değişiklik olarak tanımlanır. İğmelenmenin temel olarak iki şekli vardır. Biri sakin durumdan iğmelenme, diğeri de hazırlanan bir harekette iğmelenmedir. İğmelenme negatif ya da pozitif olarak gerçekleştirilebilir. Evet, maksimal sürat, süratin evrelerinden bir tanesi. İğmelenme ile elde edilen en büyük hıza maksimal sürat denir. Özellikle atletizmde maksimal sürat daha fazla kullanılan bir sürat evresidir. Süratte devamlılık, sporcunun maksimum düzeyde sprint eylemini maksimum hızda tekrar edebilme yeteneğidir. Tüm sporlar belli bir oranda süratte devamlılık içeriyor. Ancak spordan spora ihtiyaç olan maksimal sürat farklılaşıyor. Örneğin bir handbol oyuncusuyla bir voleybol oyuncusunun süratle devamlılık ihtiyaçları farklıdır. Buna göre süratle devamlılık çalışmaları yapılırken sporcuların kendi branşlarında kullandığı enerji sistemleri ve bireyin kendine özgü gereksinimleri göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Evet, sürattan sonra sprint konusuna geçmek istiyorum. Sprint sporcuların farklı mesafelerde yaptıkları yüksek hızda koşulara denir. Handball'da sprint ise sporcuların müsabaka içerisinde genellikle yön değiştirmeli, değişken mesafeli, toplu ya da topsuz olarak gerçekleştirdikleri yüksek şiddetteki koşulardır.
Sprint çalışmalarıyla genç sporcuların şu tür kazanımları sağlanabilir. Zihinsel tutum, motivasyon, öğrenme ve deneyimlerini geliştirir. Koşu tekniklerinin düzeltilmesi ve koordinasyonun geliştirilmesini sağlar. Adım uzunluğu ve frekansını geliştirir. Spora özgü teknik elementlerin gelişmesine yardımcı olur. Koordinasyon, denge ve yüksek derecede beceriler kazanmasına yardımcı olur. Çeviklik ve branşa özgü ustalığın geliştirmesine yardımcı olur. Sürat potansiyelini geliştirir. Hız ve güç ve dayanıklılığı geliştirir. Sakatlanmalara karşı önceden korunmak için daha iyi koordinasyon ve onun ile ilgili kuvvet ve germe etkisi yaratır ve ısınma etkisi yaratır. Burada sprintin temel bileşenleri olarak sprint ABC konumuz var. Sprint ABC'si çeviklik, denge ve koordinasyon hareketlerini içeren ve bu yetileri geliştiren çalışmalar olarak görülmektedir. Sprintin temel bileşenlerinden çeviklik, yavaşlama, hızlanma, yön değiştirme gibi sportif hareketlerin en kısa sürede verimli olarak uygulanmasını sağlayan fiziksel becerilere çeviklik denir. Burada hocam, çeviklik biraz daha yükseltelim istersen sesi Murat hocam. Hocam. Ya kendimi yaklaşıyorum sesim. Bağlantı. Bağlantılar herhalde biraz sıkıntılı. Çok fazla yağmur yağdığı için her yerde yaşanıyor bunlar ama. Evet. Ancak böyle çözümler bulunuyor. Burada yoğun bir yağmur var. Onun için yani inşallah internetimiz de kesilmez. Evet. Sprintin bileşenlerinden çeviklik, tekrar ediyorum, yavaşlama, hızlanma, yön değiştirme gibi sportif hareketlerin en kısa sürede verimli olarak uygulanmasını sağlayan fiziksel beceri olarak görülmektedir. Ancak burada çeviklik ile çabukluk birbirine karıştırılabilen kavramlardır. Çabukluk, kasların ve vücut parçalarının mümkün olan en kısa zamanda dış dirençlere rağmen eklemleri harekete geçirebilme özelliği. Çabukluk, çevikliğin bir parçası olarak görülebilir burada. Çeviklik, temel olarak sporcuyla ilgili 3 nedenden dolayı performansta önemli bir özelliktir. Birincisi, çevikliğin geliştirilmesi, sinir, kas sistemi ve motor becerilerin kontrolü için bir temel sağlar. İkincisi, yön değişimleri sakatlanmanın yaygın bir nedenidir. Böylece uygun bireysel hareket mekaniğini geliştirerek sakatlanma riski azalır. Üçüncü olarak da hızlı yön değiştirme yeteneğinin arttırılması hem hücum hem de savunmada genel performansı arttıracaktır. Sprintin ikinci bileşeni denge, hareket sırasında vücudun istenen pozisyonu sağlayabilme yeteneğidir. Denge, sporda başarılı bir performans için gerekli olan vücut kompozisyonunu korumada önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. Bu nedenle tüm sporlar belli bir düzeyde denge içermektedir. Son olarak sprintin son bileşeni koordinasyon. Koordinasyon, iskelet kasının belli bir amaca yönelik bir hareketi gerçekleştirmesi esnasında merkezi sinir sistemiyle ahenkli bir şekilde çalışmasıdır. Koordinasyon eğitimi en iyi çocukluk ve ergenlik döneminde gerçekleşir. Koordinasyonun iyileştirilmesi özellikle çeşitli oyun biçimleri, denge ve ritim alıştırmalarıyla sağlanabilir. Evet, buradan yavaş yavaş konumuz olan handball'da sprint konusuna geçmek istiyorum. Handball maç başına toplam sürenin 1/3'ünü kapsayan 30-40 metre arası ani duruşlu, 30-40 metre arası yön değiştirmeli ve 0-3 metre arası inmelenmenin en yoğun olduğu tüm maç sahasında sprintin 10 ve 30 metre arasındaki sprintin daha az olduğu bir oyundur. Günümüzde handball değişen kurallar ile sporculardan üstün sportif performans bekleyen hızlı bir oyun haline gelmiştir. Oyuncuların sıçrama, koşma, yön değiştirme, pas, kale atışı gibi teknik hareketleri birçok farklı aksiyonu oldukça kısa sürede belirli taktikler içerisinde yapması beklenmektedir.
Handbol oyuncusunun motorsal özelliklerinin dağılımına bakacak olursak, bunlar %25 sürat, %20 özel sıçrama ve atış, %15 dayanıklılık, %15 koordinasyon, %15 esneklik ve %10 genel kuvvet olarak belirtilmiştir. Üst düzey handbol müsabakalarında birçok takım hızlı ve tempolu oyun anlayışını tercih ettiği görünmektedir. Dolayısıyla son yıllarda Avrupa ve dünyada oynanan handbol müsabakalarına baktığımızda hızlı ve tempolu bir oyun oynandığını görmekteyiz. Takımlar hızlı oyun varyasyonlarını daha fazla tercih etmekte. Bu oyun anlayışı ile birlikte hücum sonrası yerleşik hücuma geçişlerdeki akıcılık ve tempo yerleşik hücumlarında süresini kısaltmıştır. Handboldaki tempolu ve hızlı oyun sporcuların kondisyonel özelliklerinde yeni gereksinmeleri ortaya çıkarmıştır. Yani hızlı oyun düşüncesi dinamik, tempolu ve kısa sürede sonuca yönelik oyun sistemini ortaya çıkarmıştır. Tempolu oyun, handbol oyuncularının bireysel özelliklerinin gelişmesine ve ikili üçlü, yani kanat oyun kurucu, oyun kurucu pivot, kanat oyun kurucu pivot gibi oyunlara yönelik teknik varyasyonların gelişmesini sağlamıştır. Artık handbol daha fazla patlayıcı kuvvet özelliğine sahip, süratli, çok yönlü, hücum ve savunmada bireysel özellikleri gelişmiş oyuncular olarak ortaya çıkmaktadır. Sporcuların oyun içerisinde en fazla kullandığı çeviklik, denge, hareket koordinasyonu, ivmelenme, yön değiştirme, sprint gibi fiziksel yetiler geliştirilmelidir. Handbol antrenmanlarında küçük yaş gruplarından itibaren sürat ve sprint egzersizleriyle uyumlu olarak bütünleştirilmeli ve yukarıda bahsettiğimiz sporcuların yetiştirilmesinde özellikle sürat ve sprint egzersizleri uygulanmalıdır. Evet, altyapı sporcularında ta okul öncesinden başlayarak sürat ve sprint egzersizleri mutlaka yapılmalıdır. Bunların özelliklerine bakacak olursak, okul öncesi çağda sürat eğitimi, 4 yaşındaki bir çocuk koşu yeteneğini iyi bir bacak kol koordinasyonu ile %30 düzeyinde gerçekleştirebilir. 5 yaşında %70-75 oranında koşu yeteneğini gerçekleştirebiliyor. 5-7 yaşı arasında ise koşu hareketlerini önemli ölçüde ilerleme gösterdiğinden burada sürat ve sprint çalışmaları öneriliyor. Bu yaş gruplarında oyunlarla sürat ve sprint yeteneği daha fazla geliştirilebileceği düşünülmektedir. Birinci okul çağında yani 7-10 yaşında sürat ve sprint eğitimi bu dönemde çocuklarımız yüksek hareket hızına ve adım frekansına erişiyor. Reaksiyon süratinde önemli bir artış görülüyor. Özellikle reaksiyon ve lokomotor sürati daha sonra ivmelenme yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılabiliyor. Bu yaş grubuna önerilen alıştırmalar, değişik pozisyonlardan reaksiyon çalışmaları, yer değiştirme oyunları, bayrak yarışları, ebeleme oyunları, slalom koşuları, giderek arttırmalı ve ivmelenmeli alıştırmalar, ve 15-30 metre dönüşlü veya dönüşsüz sprintler. İkinci okul çağında 10-12 yaştan ergenlik dönemine kadar olan dönemde ise sürat yeteneğinin şekillenmesinde en uygun dönem olarak burada süresi gelişiyor. Kuvvetin içiyle çalışmalar da yapılıyor. Yalnız süratle devamlı çalışmaları burada önerilmiyor. İkinci okul çağında önerilen alıştırmalar, reaksiyon çalışmaları, çıkışa bağlı ivmelenmeler, lokomotor sprint çalışmaları, oyun ve yarışma karakterinde alıştırmalar,
çok yönlülük ve değişkenlik ilkesi göz önünde bulundurularak yukarıdaki çalışmalar yapılabiliyor. Burada alıştırma örnekleri olarak reaksiyon süreti çalışmasında sinyalle çıkışlar, işaretle çıkışlar, yavaş tempoyla koşarken komutla diz çekerek koşular, yön değiştirmeler, değişik temel duruşlardan çıkış çalışmaları olarak görülebilir. İğmelenme alıştırmalarına örnek ise 30-60 metre koşuları, arttırmalı koşular ve tempo koşuları yüksek hızda 60 ya da 150 metre arasında yüksek hızda koşular yapılabiliyor. Ergenlik çağında 14-16 yaş grubundaki sürat çalışmalarında ise burada süratle devamlılık çalışmaları yani interval antrenmanlar yapılabiliyor. Maksimal yüklenmeli sürat çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Evet, burada sürat ve sprint çalışmalarında temel hareket tekniklerinin doğru olarak uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. Birincisi gövdenin durumu. Burada tabii ki çocuklarımız koşu ve hareket tekniklerini iyi olarak öğrenebilmesi ve ileride istediğimiz çalışmaları yapabilmesi için mutlaka bu konuya çok dikkat edilmesi ve önemli üzerinde durulması gerekmektedir. Bunları yaparken birincisi gövdenin durumu. Gövde dik, baş gergin, bakışlar ileri doğru olmalı. Omuzlar rahat ve düz pozisyonda durmalı. Çalışmaları yaparken çekme bacağı yerden kaldırılıp ileri doğru gergin olarak uzatıldığında destek ayağının doğrultusunda ayak bileğinden diz, kalça, gövde ve baş boyunca düz bir çizgi çizecek durumda olmalıdır. Kolların durumu, kollar 90 derecelik açı ile dirseklerden bükülü olmalı. Kol çekişi hızlı olarak gerçekleştirilmelidir. Kollar bütünlük içerisinde hareket ettirilmeli, eller açık ya da hafif kapalı olarak tutulabilir. Bacakların durumu, kalça, diz ve ayak bileği koordineli olarak hareket ettirilmelidir. Ayak pençesiyle yere temas sağlamalı, hareketler uygun bacak salınımı ile gerçekleştirilmelidir. Burada ayak yerden kaldırıldığında kalçaya doğru düz bir hareket ile çekilmelidir. Aynı anda diz yukarı doğru çekilerek ayak dizin altına getirilmeli ve bu noktada diz ve ayak bileği yaklaşık 90 derecelik bir açı oluşturmalıdır. Daha sonra ayak aşağı doğru indirilerek zemine temas noktasına dönmeli ve bu hareket ardışık olarak tekrarlanmalıdır. Burada sürat ve sprint antrenmanları düzenlenirken dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır. Birincisi antrenman programlarımıza sürat ve sprint çalışmalarını alırken dikkat edilmesi gereken noktalar alıştırmaların seçimi. Alıştırmada seçeceğimiz egzersizler sporcunun çeviklik, denge ve koordinasyon ile ilgili özel amaçlarını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiş olmalı. Egzersizler sporcunun yarışmadaki sportif hareketlerine benzer olmalıdır. Egzersizlerde hareketin yönü, hareketin hızı spor dalına uygun olmalıdır. Örneğin atletizmde sprinterler için düzenlenen bir antrenman programı ağırlıklı olarak kısa mesafeli düz sprintleri içermesine karşı handbolcular için düzenlenen bir antrenman programı ise ağırlıklı olarak çok yönlü sürat çalışmalarını içermelidir. Ve çok tekrarlar ile uzun süreli olarak uygulanmalıdır. Alıştırmaların düzenlenmesi. Burada alıştırmalar basitten zora doğru dizayn edilmelidir. Düşük şiddetten yüksek şiddete göre uygulanmalıdır. Genelden özele doğru bir yol izlenmelidir. Alıştırmalar bu ilkeler doğrultusunda yönlendirilerek sporcunun müsabaka ortamında gerekli olan karmaşık ve yüksek şiddetli özelleşmiş eylemler için aşamalı olarak hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Antrenman sıklığı. Yeni başlayan sporcularda haftada 2 antrenman birimine 30-45 dakika temel alıştırmalar olarak uygulanabilir. Deneyimli sporcularda ise 3 ya da daha fazla antrenman programında uygulanmalıdır.
Antrenman sıklığı genellikle haftada yapılan antrenman sayısını belirler. Antrenman sıklığı sporcuların beceri düzeylerine ve antrenman durumlarına göre belirlenmelidir. Yeni başlayan sporcularda sprint çalışmaları sürat, çeviklik, denge ve koordinasyonlarını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmelidir. Antrenman şiddeti. Antrenman şiddeti hareketin hızına, antrenman planına ve yapılan hareketlere bağlı olarak değiştirilmelidir. Setlerin ve tekrarların antrenman içerisindeki uyumuna dikkat edilmelidir. Antrenman şiddeti antrenmanın zorluk derecesi olarak da tanımlanabilir. Burada antrenman kapsamı ile antrenman şiddeti birbirlerine karıştırılabilen iki tane kavramdır. Antrenman kapsamı bir antrenman biriminde tamamlanan set ve tekrarların toplam sayısı olarak görülmektedir. Burada antrenman birimindeki antrenman kapsamı sporcunun antrenman düzeyine göre düzenlenmelidir. Dinlenme evresi, egzersiz aralarında uygun dinlenme evreleri olmalıdır. Antrenman şiddeti arttıkça dinlenme süresi de buna göre arttırılmalıdır. Bir antrenman düzeyinin biriminin zorluk düzeyi ne kadar yüksek olursa uygulanan ve uygulayan sporcuların da dinlenmeye gereksinimi o derece artacaktır. Bu nedenle antrenman şiddeti arttıkça dinlenme süreleri de arttırılmalıdır. Evet, altyapıda yapılacak olan sürat çalışmaları için öneriler şunlardır. Birincisi, mümkün olduğunca erken yaşta sürat ve sprint çalışmalarıyla sporcularımızın bu özellikleri geliştirmeye başlamalıdır. Çocukluk ve gençlik çağında hangi branş olursa olsun temas, sürat ve sprint antrenmanları yapılmalıdır. Birinci ve ikinci okul çağında bütün temel teknikler, demin bahsettiğimiz gibi kolların, bacakların ve gövdenin durumu spor çocuklara en iyi şekilde öğretilmelidir. Ergenlik döneminde yapılacak olan yüklemelere dikkat edilmelidir. Çocukların sürat ve sprint özelliklerini geliştirebilmek için ilgisini çekecek oyunlar ve yarışlar kullanılmalıdır. Sakatlıklardan korunmak için öncelikle yeterince ısınma ve ön yüklemeler yapılmalıdır. Sürat antrenmanı antrenmanın ana bölümünün başlarında gerçekleştirilmelidir. Sürat yeteneği ya da bileşenleri farklı gelişiyor. Öncelikle temel sürat bileşenleri, daha sonra süratte devamlılık gibi kompleks bileşenler eğitilmelidir. Yükleme ve koşu mesafeleri bu yaş grubunda çok uzun tutulmamalıdır. Yüklemeler arasında yeterince dinlenme süreleri verilmelidir. Egzersizler planlanırken sporcuların antrenman yaşına, fitness düzeyine dikkat edilmelidir. Alıştırmalarda her şekilde olmalıdır. Egzersizler sporcuların çeviklik, denge, koordinasyon ile ilgili özel amaçlarını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmelidir. Evet, bu şekilde bizim sunumumuz sonlanıyor. Şimdi bu konuyla ilgili görsel videolarımız var. Alıştırma örneklerimiz var. Bu alıştırma örneklerimizi Murat Bilge hocamız kendi bilgisayarından paylaşarak bizim bugünkü oturumumuzun devamını sağlayacak. Murat hocam, istersen sen şey yap, durdur o paylaşımını. Evet hocam, ben durdurdum. Ayak ucunda. Evet, şu anda geliyor mu görüntü? Murat, görüntü geliyor mu? Evet hocam, görüntü geldi.
Evet, Yasin Hocam sen beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum hocam ben seni. Evet, şimdi senden bir ricam var. Bunu çok sefer söyledik ama hocalarımıza bir kısmı herhalde şey yapamadı, anlayamadı. Lütfen kamerası açık olmayan katılımcıları tekrar şeye gönderelim. Bir 5 dakika sonra. Tamam hocam. Bekleme odasına gönderelim. Tamam. Bu işin kuralı budur. İzlemek isteyen kamerasını açık girecek. Defalarca uyardık ama hala aynı şey var. Lütfen senden rica ediyorum. Kamerası kapalı olan antrenörü lütfen şeyden geri bekleme odasına iletelim. Tamam. 35 geçe açılmamış olan bütün kameraları bekleme odasına iade ediyorum. Lütfen. Murat Hocam ben sizi göremiyorum. Şu anda paylaşım var mıdır? Ben evet hocam paylaşım var. Tamam. Evet. Ayak ucunda ve topuklarda yürüyüş. Murat hocam sen geçelim de istersen ben ona göre geçeyim. Evet, hocam geçelim. Ayak içinde ve ayak dışında yürüyüş. Evet hocam. Ayak ucunda yaylanarak yürüyüş. Evet bu egzersizleri çok yönlü olarak yapabiliriz. Öne geri yanlara da olabilir bunlar. Görüntüde ve seste herhangi bir problem var mı Murat? Yok şu anda yok. Devam edelim hocam. Ayak ucunda sıçrama. Evet, bu ileri geri sağa sola olarak da gerçekleştirilebiliyor. Geçelim hocam. Topuklama. Evet hocam. Diz çekerek yürüyüş. Evet hocam. Yüksek diz çekme. Yine görüldüğü gibi çeşitli yönlere doğru gerçekleştirilebiliyor. Geçelim hocam. Öne ve yanlara diz çekme. Evet hocam. Yön değiştirerek diz çekme. Geçelim hocam. Kanguru sıçraması. Evet hocam. Sağa sola kanguru sıçraması. Evet hocam. Yön değiştirerek kanguru sıçraması. Evet.
Evet hocam. Ayakları açma kapama. Evet hocam. Öne doğru ilerleyerek ayakları açma kapama. Evet hocam. Skipping. Evet hocam. Yön değiştirerek skipping. Evet hocam. Çift ayak ileri geri sıçrama. Evet hocam. Tek ayak yanlara sekme. Evet hocam. Çizgi boyunca çapraz adımla kayma adımı. Makas adımı. Evet hocam. Dizleri göğüse çekerek sıçrama. Evet hocam. Tek ayak sıçrama. Evet hocam. Çift ayak öne sıçrama. Evet hocam. Diz çekme ile gergin adım yürüme. Evet hocam. Çift bacakla sekme. Evet hocam. Gergin diz ile adım çekme. Evet hocam. Sıçrayarak diz çekme. Evet hocam. 180 derece dönerek sıçrama.
Evet hocam. Yer merdiveninde 180 derece dönüşle ilerleme. Evet hocam. Yer merdiveninde her karede diz çekme. Evet hocam. Yer merdiveninde çapraz adımla ilerleme. Evet hocam. Yer merdiveninde yanlara ilerleyerek diz çekme. Evet hocam. Yer merdiveninde hızlı diz çekme. Evet hocam. Yer merdiveninde hızlı çift ayak sıçrama. Evet hocam. Yer merdiveninde hızlı ayak açma kapama ile ilerleme. Evet hocam. Yer merdiveninde tek ayak sekmeler. Evet hocam. 40 metre git gel mekik koşusu. Evet hocam. 40 metre git gel mekik koşusu. Evet hocam. 40 metre çizgilerde geri koşu, 180 derece dönüş ve sprint. Evet hocam. 15 metre dönüşlü sprint. Evet hocam. X düzeninde geri koşu ve sprint. Evet.
Evet hocam. X düzeninde sprint ve geri koşu. Evet hocam. X düzeninde beceri koşusu. Evet hocam. Geniş slalom koşusu. Evet hocam. Slalomlar arası stoplayarak yön değiştirme. Evet hocam. Kısa aralıklı slalom koşusu. M düzeninde kayma adımı. Evet hocam. Kayma adımı çapraz sprint. Evet hocam. Üçgen sprint, kayma adımı, geri geri koşu. Evet hocam. Yana kayma, çapraz kayma, sprint. Evet hocam. Z düzeninde sprint. Evet hocam. Sprint, kayma adımı sprint. Evet hocam. Son egzersizdi sanırım. Paylaşımı kapatayım istersen hocam. Sen Evet. Bu gösterdiğimiz egzersizler tabii ki benim görebildiklerim, benim bulabildiklerim. İnanıyorum ki antrenör arkadaşlarım da bunları yapıyor, hatta bunların daha fazlasını yapıyor. Yapılan çalışmalarda bazılarını çok yönlü, bazılarını tek yönlü olarak gösterdik ama bunlar çalışmalar sağa, sola, ileri, geri şeklinde yapılabilir. Sprintlerde özellikle dönüşler, geri koşular eklenebilir. Tabii bunlar antrenman yaptırdığımız grubun özelliklerine göre, demin bahsettiğimiz gibi alıştırmaların seçimi, alıştırmaların düzenlenmesi ve bu alıştırmaların uygulanması ile ilgili elinizdeki grubun durumuna göre çalışmaları şekillendirebilirsiniz. Evet, benim bugün paylaşmak istediğim konular bunlardır. Sanırım yine sesim. Bugün paylaşmak istediğim konular bunlardı. Görüntülerimizi de yansıttık. Onlardan bir kısmı görünmemiş de olabilir. Öyle mesajları okudum. Ama bunları sanırım Murat Hoca paylaşıyor. Değil mi hocam? Yani sunumları paylaşacağız seminer bittikten sonra ama
Sen özel bir video hazırlarsan onları da ayrıca koyarız şeye. Tabii bunun çalışmanın sonrasında mı? Yani bu işte 60'a yakın egzersiz var ya. Evet. Onları tek bir video gibi hazırlarsan, ben şimdi onu düşerek atışta koydum. Topla bütünleşmede 8 part olacak. 8 parça olacak. İlk parçayı koydum gene bugün YouTube'a. Sen de bunu hazırlarsan çok faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii tabii. Elimden geleni yaparım. Teknoloji ile ilgili biliyorsun. Çok fazla ileri değilim ama destek ve yardımla dediğim gibi o hale getirip arkadaşlara faydalı olması açısından yeni başlayan sporcularda özellikle bu sürat ve sprintin geliştirilmesiyle ilgili son yıllarda demin de bahsettiğimiz gibi handball'da çok farklı bir yerlere geldi. Özellikle üst düzey Avrupa'da oynanan handball'a baktığımızda kesinlikle çok süratli oyuncular, 2 metrelik 2.05'lik oyuncuların çok süratli ve sprinter özelliklere sahip oyuncularını görüyoruz. Ama bunlar tabii ki çalışmalarla yaş gruplarında özellikle küçük yaşlarda yapılan egzersizlerle, eğitimlerle gerçekleşiyor. İnşallah bizim de gelecekte bu tür sporcularımız, gelecekte bu tür takımlarımız olacaktır. İnancımız bu konuyla ilgili tamdır. Gereken çalışmaları herkes elinden geldiği gibi yapıyor. Özellikle altyapı konusunda çok önemli. Çünkü milli takımların oluşturulmasında da altyapıdan gelen oyuncularımız birçok ilden geliyor. Onlar ne kadar iyi çalışırsa, biz ne kadar iyi çalışırsa milli takımlarımız, kulüp takımlarımız da o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Müsaade edersen ben de bir iki ekleme yapmak istiyorum hocam bu konuda. Şimdi tekniği konuştuk ilk başta, ilk gün. Özellikle de tekniği şöyle tanımladık. Bir becerinin en az enerjiyle en istendik hızda, sürede, şiddette ve optimale en yakın şekilde tamamlanması diye konuştuk. Ki koşu, bunların koşu tekniği bunların en önemlisi. Çünkü bir sporcunun hayatı boyunca en fazla kullandığı teknik koşu tekniği. Bu sebeple bir de şunu söylemiştim hatırlarsanız. Bir antrenörün de sporcusuna yapacağı en büyük kötülük hayatı boyunca kullanacağı teknikleri yanlış öğretmektir demiştim. O yüzden özellikle bizlerin sporcularına bu konu bağlamında koşu tekniğini çok iyi öğretmemiz lazım. Konmaları, sıçramaları, kaymaları çok iyi öğretmemiz lazım. Çok üzerinde duracağımız didaktik şeyler var. Mesela yerde minimal kalınması noktasında, topuğa asla düşünülmesi noktasında çok fazla uyarı yapmamız lazım. Bunu işte sporcunun 4. 5. yılında hala aynı hatayı yapıyor olması bizim uyarmayacağımız anlamına gelmiyor. Eşofmanlı Şevket Hoca'yı hiç düşünmüyoruz biz. Sonuna kadar uyarmamız lazım. Ve bu koşu tekniği unutmayalım ki sporcunun hayatı boyunca kullanacağı en önemli teknik. Hocamın gösterdiği egzersizler harika. Zaten bunları önemli bir kısmınızda uyguluyorsunuzdur. Bir de bunların tabii topla bütünleşilerek yapılanları var. Hareketi tamamladıktan sonra topla buluşup handball ile ilgili tekniklerle örtüştüğü egzersizler var. Murat Hocam bir sonraki paylaşımında belki bu noktada da bize destek olur. Yani sadece atletizm değil, atletizmle handball'u buluşturarak ama atletizmin doğru noktalarıyla buluşturarak branşımıza yapacağımız transfer en önemli transfer diye düşünüyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Geçen cuma günü bana mesaj yazdı birkaç arkadaşım. Ya ben el kaldırıyorum gözükmüyor diye. Arkadaşlar el kaldırma şu resminizin önünde bir 3 tane çizgi var. Oradan kendiniz diyeceksiniz el kaldır. Yoksa böyle el sallayarak söz istemeyeceğiz, soru istemeyeceğiz. Yani muhakkak orada bir tuş var. Biz sadece onu görebiliyoruz. Yani el sallayanları göremiyoruz. Yasin Hocam mesela şu anda sorusu olup el kaldıran var mı? Hayır şu anda yok hocam. Evet. Şu andan itibaren soruları alabiliriz. Yasin Hocam sen istersen sorularda gir devreye. Yani siz el kaldırdığınızda, sistemden el kaldırdığınızda Yasin Hocam görecek.
ve sizin mikrofonunuzu açacak. Değerli hocam, bu sesin geliyor mu benim acaba? Şu anda herhangi bir soru yok hocam. Sorusu olan var mı? Sanırım açıklayıcı bir... Mustafa Özdemir Hoca sormak istiyormuş. Hemen Mustafa Özdemir Hocama mikrofon için gönderdim. Murat Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Şimdi benim de ortaokuldan üniversiteye kadar branşım 100 metre, 200 metre çok ilgimi çekti. Çok sağ ol. Burada bir merak ettiğim bir konu var. Şimdi kanat ve pivotlarla orta oyun kurucular aynı süratte koşmuyorlar. Antrenmanlarda bunları birlikte mi çalıştıralım? Yoksa kanat pivotları ayrı, yani mesafe, onlar tam sağa gidip geliyorlar ama orta oyun kurucular gidip gelmiyorlar. Bunu ayırmamız gerekiyor mu? Yoksa hepsini birden mi çalıştıralım? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii ben başta anlatırken özellikle altyapılarla ilgili anlattım. Altyapılarda bütün çocuklarımızı bir arada çalıştırıyor. Geçen gün Erdal Hoca'nın paylaşımında handbolda kaleciyle ilgili bir paylaşım yaptı hatırlıyorsanız. Artık biz de kalecilere biraz çalışmaları yaptırıyoruz. Dolayısıyla bunun kalecilerin bile yapması kanat ve orta oyun kurucuyu, işte pivot ve kanat arasında koşu farkları mutlaka oluyor. Ancak bir oyun kurucunun savunmadan hücuma ya da hücumdan savunmaya giderken kat edeceği mesafe her zaman aynı metrede olmuyor. Farklı mesafelerinde de gerçekleştirildiği için bu koşu uzunlukları, ben bütün çalışmaların oyuncuların hep birlikte yapılması taraftarıyım. Ama çok özel çalışmalar varsa bunları da görmek, öğrenmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Oyunlarımızda da kanat, pivot ya da oyun kurucu diye ayırmadan yaptığımız çalışmaların hepsini birlikte gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Murat Hocam müsaade edersen ben de bir iki katkı sağlamak istiyorum. Tabii hocam. Söylediğin %100 doğru. Altyapıda özellikle mesafe ayrımı yapılmamalı. Ama Mustafa Hocam'ın sorusu belki A takım seviyelerinde farklı değerlendirilebilir. Mesela özellikle çizgi oyuncuları. Yani çizgi oyuncularını hem kanada hem piyotu dahil edebiliriz. Bunlar 28-30 metre civarında sürat kullanabilen sporcular. Ama oyun kurucular öyle değil. Oyun kurucular 12-15 metre civarında daha çok açıkçası çevikliğin, yani hızlanmanın, akselerasyonun ihtiyacı olduğu sporcular. O yüzden A takımlar seviyesinde bunları mesela biz pozisyona özgü farklılıklar yapıyoruz. Çizgi oyuncuları 28 metre, 25 metre, 28 metre civarında yaparken oyun kurucular daha çok 10-15 metre civarında sprint çalışmaları yapabiliyor. Ama bunlar gene söylediğim gibi topla beraber bütünleştirilen, biraz da açıkçası süratte devamlı çalışmaları gibi değerlendirilebilir. Hocam, Bayram Kaplan hocamız soru sormak ister. Evet hocam, sesinizi açabilirsiniz. Hocam iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Teşekkür ediyorum hocam ben öncelikle sunumunuz için. Küçük yaş kategorisinde ben ikili paslaşmalarda en çok zorlandığım noktaya değinmek istiyorum. Çocuklar ikili paslaşırken yüzünüz birbirinize değil de karşı kaleye gelecek şekilde topu sürün dememe rağmen her seferinde çocuklar birbirinin yüzüne dönerek paslaşıp ilerliyorlar. Ve en çok zorlandığım nokta burası. Bunun için bir öneriniz var mı? Teşekkür ediyorum. Ses alamıyorum.
Hocam yanlış anlamadım herhalde. Karşılıklı pas yaparken evet. Oyuncuları sürekli birbirine bakıyor. Evet. Nasıl karşıya bakarak bunlara pas çalışması yaptırırız. Aynen. Çünkü çocuklar ilerleyin diyorum. Çocuklar ilerliyor ama yan yan gidiyorlar. Her seferde yan yan. Ne kadar düzeltmeye çalışsam da çocuklar hep birbirine bakarak paslaşıp ilerliyorlar. Tabii. Sevgili hocam, şimdi tabii belli bir yaş seviyesine kadar çocuklar koordinasyonları ve dengeleri üst düzeyde görünmüyor. Dolayısıyla çocukların bu tür denge ve koordinasyon çalışmalarını yaptıktan sonra sanırım onlar karşıya kaleye doğru bakarken, yani paslaşırken kaleye doğru giderken denge ve koordinasyonlarını sağlayamayacaklarını düşünüyorlar. Bu çocuklarla ilgili denge, koordinasyon ve çeşitlik çalışmalarını biraz daha fazla yaparsanız ve bunları pas çalışmalarıyla düşünürseniz sanırım bu problemi çözebilirsiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet. Hocam Oğuzhan Pilçe hocam. Oğuzhan hocam sesinizi açabilirsiniz, gönderiyorum. Oğuzhan hocam açamadı. Ahu Topçu hocama gönderiyorum isteği. Ahu Topçu hocam söz sizde, buyurun açın. Murat Örerel, Murat hocam da söz. Buyurun. Kendi mikrofonunuzu kendiniz açıyorsunuz. Ben sadece gönderiyorum. Murat hocam sizde. Murat hocam mikrofonunu aç istersen. Açık gözüküyor şu an Murat hocam. Yok, açık değil, kapalı. Ben gönderiyorum. Evet Murat hocam. Tamam. Sesim geliyor değil mi? Evet. Tamam. Murat hocam öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Spesifik bir sorum olacak. Tabii ki bir ölçüm yapılmışsa bununla ilgili. Birinci okul çağı sonu, yani 10 yaş ve ikinci okul çağındaki çocuklarda herhangi bir ölçüm yapılırsa 10, 20 ve 30 metre sürat dereceleri optimal yani istenen süre bağlamında kaç saniye olmalı? Yani bizim kriterimiz, hedefimiz ne olmalı? Neyin altı iyi, neyin üstü kötü ya da geliştirilebilir ya da geliştirilmesi gereken anlamında. Süre bağlamında bir ölçüm ya da test çalışması var mı bununla ilgili ya da sizin bildiğiniz? Güzel bir soru Murat'cığım. Teşekkür ederim. Belki bu konuda bunu da toparlayıp sunmak gerekir ama ben daha fazla egzersiz kısmına yoğunlaştım. Yani bu yaş gruplarında yapılması gereken özellikle sürat ve sprint geliştirilmesi için yapılması gereken egzersizlere yoğunlaştık. Bunu mutlaka araştırıp efendim gelecekteki sunumumuzda videolarımızın oraya bir ekleme yapmamız gerekiyor. Şu anda bu konuyla ilgili mutlaka yapılan çalışmalar vardır ama hafızamda bir şey yok şu anda bununla ilgili. Tamam hocam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben istersen katkı sağlayayım Murat hocam. Şimdi özellikle Romanya'da 4000 çocuk üzerinde yapılmış bir çalışma var. 10, 11, 12 yaşlarda kız ve erkek çocuklarda yapılan çalışmalar var. 20 metre, 10 metre ortalamaları var. Bunu iletebiliriz. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela burada bir atletizm antrenörüyseniz bu sürelere ihtiyacınız olabilir. Çünkü sonuçta zaten süreye dayalı bir iş yapıyorsunuz. Ama alt yaş grubunda özellikle takım sporları yapıyorsa bu çocuğun tekniğe ihtiyacı var. Yani biz antrenör olarak belki çocuğu sprinter düzeyde bir performansa ulaştıramayabiliriz. Ama burada görevimiz doğru teknik verip o çocuğun maksimaline ulaştırmak. Bu sebeple hani atıyorum Romanya'daki o değer sizin için ne kadar bağlayıcı olur bilmiyorum. Ama mesela bana sorsan benim hiç umurumda olmaz. Benim için önemli olan o çocuğa en doğru tekniği verip
o çocuğun yapabileceği maksimale ulaştırmak, o gücü vermek, o tekniği vermek. Ama hani aynı şey yüzmede de yaşanıyor biliyorsun. Yani yüzmede de özellikle yaş grubunda mesafeye dayalı süre çok önemli. Orada diyor ki yani bundan ileri düzeyde bir yüzücü olamaz diyor. O çocuk geri dönüyor. Ama bizde öyle bir şey yok. O yüzden hani naçizane benim görüşüm maksimal teknik ve o kuvveti verip ondan sonra handball oynatmak diye düşünüyorum. Anladım. Tamam. Teşekkürler hocam. Bir saniye dur. Bir saniye. Evet, şu anda sırada Sinan Karakuş hocam var. Sinan hocam buyurun. Hocam merhaba. Merhaba Konuşmama sunumunuzdan da anlaşıldığı üzere anlaşılan o ki diye başlamak istiyorum. Anlaşılan o ki her antrenmanda mümkün olduğunca sürat antrenmanlarına yer vereceğiz. Ben yaklaşık altyapılarda 3-4 gün ortalamayla çalışıyorum. Bu 3-4 gün antrenmanın tamamında mı yer vereyim ya da 2-3 gün yeterli mi olacaktır? Bu birinci sorum. İkinci sorum ise şöyle. Özellikle Murat Bilge hocamız antrenör gelişim seminerlerinde zamanla üzerinde duruyor. Kalp atım ritmini ayarlamak için tam saha 7 kişi oynamak yerine yarı saha 3 kişi, 4 kişi, 5'er dakikalık bölüşümlerle yine içli çıkışlı dağlar yerine böyle birbirine yakın kalp atımına uygun şekilde sıra dağlar şeklinde yakalamamızı tavsiye ediyor. Antrenman şiddeti arttıkça dinlenme aralığını da dolayısıyla sürat antrenmanlarında uzun tutuyoruz. Ben burada bir tersine ezberimizi bozmak için vücudumuzun olsun gerekse bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların tersine bir ezber bozma adına dinlenme süreleri kısa tutulabilir mi? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Biraz kopuk oldu ama umarım anlatmak istediklerimi anlatmışımdır. Birinci sorunuza şöyle cevap vereyim ben. Haftada 3 ya da 4 antrenman yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Evet hocam. Evet. Bu 3-4 antrenmanı zaten çalışmalarda demin slaytlarda da bahsettiğimiz gibi 2 ya da 3 antrenman birimine bu sürat ve sprint çalışmaları eklenebilir. Ancak yaptığımız çalışmalar bizim yaptığı o günkü antrenmanda vermek istediğimiz çalışmalarla birbirine bağlantılı olmak kaydıyla. Tabii bu yapılan egzersizleri seçerken de demin bahsettiğimiz gibi kendi yapacağınız antrenmanın şiddeti, antrenman ya kendi yaptığınız antrenmanın sıklığı, onun düzenlenmesi ve onu antrenman planına en iyi şekilde alıp çocukların bundan maksimum fayda sağlanmasını katkıda bulunacaksınız. Bunların bir tanesi de zaten antrenmanları kendi antrenman programımıza alırken dikkat etmemiz noktalardan bir tanesi de dinlenme ilkesiydi. Siz doğruyu yapıyordunuz sanırım. Yüksek şiddette antrenman yaptıktan sonra çocukların dinlenme ihtiyacı fazla olacağı için dinlenme süresini uzun tutmak. Kısa tutarsanız da zaten bu konuyla ilgili Hikmet Hocam antrenman ilgili yaptığı çalışmalarda çalışmanın karşılığı dinlenme 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 şeklinde bir tablo göstermişti. Bence yaptığınız çalışmaların şiddeti yüksekte dinlenme aralıklarını da mutlaka uzun tutmak zorundasınız. Özellikle bu çalışmalar alt yarıda yapılıyorsa buna önemli dikkat etmelisiniz. Çünkü çalışmalarda çocuklar yoruldukça teknikte bozulmalı olabilir. Bu da demin Murat Bilge Hoca'nın dediği gibi belki çocukların yanlış bir teknikle koşu yapması ortaya çıkabilir ve süre gelen çalışmalarda eğer bu yanlış teknikle çocukların o çocuklarda tamamen oturup yerleşirse bunu da düzeltmek gerçekten çok zor olur. Bence yükleme ve dinlenme prensiplerinde eğer şiddet yüksekse dinlenme aralığını uzun tutmak da gerekiyor.
Evet, ben de kesinlikle katılıyorum hocam. Ben sadece aman sakın öyle çapraz kademeli değil olarak sürtülebilir mi diye düşünmüştüm. Dinlenme aralı. Yok hocam, bunlar hani sporcuyu tüketir. Tabii küçük seviyede zaten nabız çok fazla, küçük yaşlarda nabız çok istendik bir veri değil. Ama dinlenmenin tipi çok önemli. Eğer biz bir sonraki tekrardan %100 verim istiyorsak ki şiddet %100 ise tam dinlenme verilmeli. Yani bu konuda bir reverse etki alamayız. Tam tersi sporcuyu tüketmiş olur. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler Sinan hocam. Oğuzhan Tuğçe hocam. Tekrar size Oğuzhan hocam söz veriyorum. Mikrofonunuzu açarsanız. Zaten tek bir soru var şu anda. Oğuzhan hocam, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Sanırım Oğuzhan hocam sorudan vazgeçti. Murat hocam, şu anda başka sorumuz yok. Ahu Topçu hocam vardı. Kim vardı hocam? Ahu hocam. El kaldırmayı kıramadım. Ahu hocaya mikrofonu gönderdim. Ahu hocam açabilirsiniz. Merhaba hocalarım. Yaş gruplarında hocam kız erkek takımı çalıştırdığımızda ortalama 6. sınıf ve 7. sınıflarda kız ve erkek beraber süreç çalışması yapmamız doğru olur mu, yoksa kızları bir, erkekleri bir mi çalıştırmamız daha mı uygun olur? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Kız ve erkek çocukları bu yaş gruplarında ergenliğe giriştirdi. Kızların 12-14, erkeklerin 14-16 olduğu için bence bunların sürat ve spor çalışmalarını farklı olarak yaptırsanız kendileri için daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Ama daha alt yaş gruplarında bu çalışmalar birlikte yapılabilir. Herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama ergenlik döneminde mutlaka bu çalışmalar farklı yaptırılmalı. Eğer tabii şöyle de bir şey var. Antrenman için uygun saha, fiziksel araç gereği yok ise bunları birlikte de yaptırabilirsin. Teşekkürler hocam. Yasin hocam soru var mı? Murat hocam şu anda başka el kaldıran yok. Çete de bakıyorum. Orada da Tuncay Hoca eğer uygunsa Tuncay Hoca'ya bir söz vermek isterim bu konuda bize katkı sağlaması için. Tuncay Hoca'ya müsaitse gönderdim ben. Açabilir mikrofonunu. Tuncay Hocam. Açabilirsin mikrofonunu. Geliyor mu sesim? Geliyor hocam, buyurun. Neydi yani sorunuz, ne olacaktı Murat hocam? Hocam biz sizin tecrübelerinizi almak istiyoruz özellikle. Soru değil de yani bu süreç çalışmalarının altyapılarda uygulanışıyla ilgili sizin görüşünüzü öğrenmek isterim. O anlamda bize katkı sağlarsanız çok sevinirim. Vallahi hocalarımız 4-5 gündür bu semineri takip ediyoruz. Hocalarımız da zaten çok güzel katkı sağladılar. Biz de onlardan da yararlandığımızı düşünüyoruz. Tabii ki sürat çok önemli bu yaş grubunda. Gelişmesi gereken yaş zaten 6-8 yaş grubunda daha çok gelişiyor diye düşünüyorum. Biz de bu çalışmaları zaten uyguluyoruz hocam. Evet. Yani bunlara önem vermekte fayda var. Teşekkür ederim hocam. Başka katkı sağlamak için hocamız var mı? Mülayim Hoca'yı görüyorum. Mülayim Hocam, sana bağlanalım. Yasin Hocam, Mülayim Hoca'nın mikrofonunu açabilir miyiz? Evet, efendim hocam. Hocam, sizin de görüşlerinizi almak isteriz. Tecrübelerinizi okumuyla ilgili. Hocam, ses bu akşam o kadar çok kötü ki. Baştan beri seminleri dinlemek için bir kulaklık sünger bile kulağımın içinde kaldı. Buyurun hocam. Yani konulara o kadar bölündü ki bu adam.
bir türlü sağlayamadık yani. Türkiye genelinde de biliyorsunuz acayip bir yağış var. Evet, evet. Bazı bölgelerde, yani bilmiyorum benim bağlantımda sorun oldu mu ama bazı bölgelerde sıkıntı oldu. Ben genel olarak sizin sürat spin çalışmalarına hem folde altyapıda sizin görüşlerinizi almak istedim. Hocam şimdi handball'da sürat çalışmaların demin bir bayan hocamın sorusu oldu. Bilmiyorum Murat hocamın bir türlü konuşmaları hani dinleyemedik. Hiçbir şekilde alamadığım için. Hani biz yapılarda yaptığımız zaman sürat çalışmalarını yani mümkün olduğunca belirli bir yaş grubundan sonra yapıyoruz. İlk başlarda engel çalışmalarından sonra mesela tekniği oturtmadan bazı şeyleri oturtturmadan veremiyoruz. Yani bilmiyorum. Tam bir konuşma da gelmediği için tamamen kopuk kaldım yani konudan bu akşam. Mazur görün çünkü hocam bir türlü gelmiyor. Ses de gitme de gelmiyor. Daha bir akşam yani inşallah konuşurum tekrar hocam. Tamam peki. Yani tamam, teknolojik şeyde yapılabilecek çok fazla bir şey çünkü tamamen internet bağlantısıyla alakalı bir şey. Yasin hocam başka soru sormak isteyen var mı? El kaldıran ve tiketi de kontrol ediyorum bir yandan. Orada da şu anda herhangi bir soru yok hocam. Sizdeyiz. Murat hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok güzel bir sunumdu. Egzersizler de harikaydı. Muhakkak bunlar hocalarımız tarafından farklı şekilde de uygulanacaktır. Bu anlamda emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. Evet, eğitim kurulu olarak biz bugünkü oturumu tamamlayalım. Soru yok. Gayet de güzel bir şekilde gitti. Fakat sistemsel problemlere de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bağlantı maalesef Türkiye'de yağış çok fazla olduğu için şu dönemde sıkıntı olabiliyor. Yarın tekrar 6'da bir arada olmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Murat hocam, kapatmadan önce ben bir ekleme yapabilir miyim? Sayın hocam, şimdi bugün sistemle ilgili biraz problem yaşadık ama el kaldırma bölümü participants sekmesine tıkladıktan sonra geliyor. Hani tam ekranda değil. Eğer buna dikkat ederseniz ben buradan rahatlıkla sizi görebilirim. Bir de lütfen kamerayla ilgili olan Murat hocamın uyarılarına dikkat edin. Sizi geriye waiting room'a gönderdikten sonra tek tek alıp istekte bulunuyorum. Eğer kamera açıksa devam etmeniz için sistem sizi bırakıyor içeride. Hocam bu kadar benden. Teşekkür ediyoruz. Murat hocam var mı son bir sözünüz? Yok hocam teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlar için, değerli antrenör arkadaşlarım için faydalı bir sunum olmuştur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar herkese.